Kısa bir kutu açılımı yapalım. Yay bu şekilde geliyor. Yanımızda kanat stabilizörleri. 100 adet çelik top. Çelik pille. Yani yanına VIP bir ürün olduğu için Can Zink'in bir garanti belgesi konulmuş ama işte Türkiye şartlarında olduğu için çok da garantinin çok büyük bir önemi yok. Kısaca yayı inceleyecek olursak kullanım kılavuzu. Can Zink'in bu yayı yine gövde CNC işleme, kanatlar karbon yoğunluklu, çift makara, çift kiriş sistemi var. Yayı stabilize etmek için birçok noktada Can Zink mühendisleri çalışmış. Gövdeye değinecek olursam çok geniş bir pencereye sahip yay. Bu pencere sayesinde hem ok atabilir hem de çelik gülle atabilir. Hatta ikisini birden bile atabiliriz uygun bir ok yatağıyla. Gövdedeki geniş pencere sayesinde yay bize hedefe odaklamada daha kolaylıklar sağlıyor. Yayın 21 inç akis uzunluğu var. Makaradan makaraya uzunluğu. Bu yay 60 libreye kadar ortalama. 60 libreydi sanırım. Kullanım kılavuzuna bakalım. Evet, 30-60 libre aralığındadır. Yayda oluşacak titreşimi zaten azaltmaya yönelik çift kiriş üzerine konulan gezin benzer ağırlığında, yani aynı ağırlıkta başka bir parçayı da aşağıya koymuş ki dengeyi sağlayabilmek adına. Titreşim konusunda daha da rahatlatacağı için çift makara kullanmış. Şimdi bir de kanat stabilizörlerini biraz daha geniş tutmuş. Kanat stabilizörlerini de takalım. Yay kompakt, fonksiyonel. Birçok amaç için kullanılabilir. Balık avı çok rahat yapılır bu yayla. Kısa olduğundan kaynaklı. Hafif, taşınması daha rahat. Örneğin yay üzerine konmuş pikatinera'ya dilerseniz bir lazer takılabilir. Lazerle çelik gülleyi, çelik topu sıfırlayıp tüfek lazeri kullanmak gerekiyor tabii burada. Özellikle çok kompakt, kısa, taşınması, bir yerden bir yere götürmesi kolay. Bir sırt çantasına rahatça sığabilir. Bu çelik gülleler ortalama bir 9 mm tabanca çekirdeği ağırlığındadır. 100-110 grain ağırlığında, o civarlarda. 8 grama tekabül ediyor. Bir tabancanın yarı hızındadır. Ortalama bir tabancanın 900.000 FPS olduğunu düşünürsek bu yay yine aynı ağırlıktaki çekirdek, fakat kurşun bir çekirdektir o. Bu çelik bir toptur. Fiziki yapılarını karşılaştırmadan önce bir tabancanın 900.000 FPS olduğunu düşünürsek ve kurşundan, yani bildiğimiz kalay kaplı bir kurşun olduğunu düşünürsek yarı hızındadır. Ortalama 450 FPS'lerdedir. Fakat çelik bir mühimmat kullanır. Bir tabancaya yakın bir değere kavuşturur. Bu da çelik olmasından kaynaklı. Daha sert bir malzemeyi yarı hızında attığından kaynaklı. Aynı anda ok da kullanabilir. Hem ok hem çelik top kullanabildiğinden kaynaklı. Çok fonksiyonlu olduğundan kaynaklı. Rahat taşınabilir olması, mühimmat seçeneğinin geniş olması, yay penceresi, nişan hattındaki odaklanma rahatlığı vesaire vesaire. Kendine yönelik taktikal bir yay yapmak isteyen biri için özellikle önerebileceğim bir yaydır bu. Çünkü bunu kullanan bir kişi kendine göre kişiselleştirebilir yayı. Yayın özellikle test aşamasında çok fazla ok atmayı düşünmüyorum. 3-5 ok atacağım. Bu arada bu yayla 320 FPS ok çıkış hızı vardır. Çelik top ile 450-480 o civarlarda bir çıkış hızı var.
Özellikle değineceğim nokta çelik top olacak. O kadar kısa bir değinmek gerekiyor tabii ki. Çok kısa değineceğim. 3-5 ok atacağım. Onun dışında sürekli çelik topa odaklanacağım. Yay kutudan çıktığı haldeki çekim ağırlığını ölçeceğim. Kutudan 46,5 libra olarak çıkıyor. Yine yay omuzlarından yayı çekim ağırlığını yükseltip düşürebiliyoruz. Yayı ben 60 libra'da kullanmayı planlıyorum. Tam libreyi söyleyeceğim şimdi. Yayın maksimum ağırlığını ölçeceğim şimdi. 66 libra maksimum ağırlık verdi. Bir tık düşürmeyi planlıyorum. Yarım tur daha doğrusu sıktıktan sonra 60 libre'de kullanacağım ki net fabrikasyon verilerini alabilelim. Maksimum ağırlığı 66 libre geldi. Evet, 60 libre. Doğaya çıkıp tam olarak atış yapmadan önce yayı kısa bir tanımak istedim. Hem ok atışlarını hem de çelik gülle konusunda deneyimlemek istedim. Yayı tanımak istedim her şeyden önce. Öncelikle en az 30 metre bir mesafeden atış yapmalısınız. Çünkü kurşun gibi yumuşak bir yapıya sahip olmadığı için, sert bir yapıya sahip olduğu için karşılaşacağı şey ya çok yumuşak olmalı geri gelmemesi için ya da kırıp geçebilmeli ya da parçalayıp geçebilmeli. Eğer sert bir zemine, beton gibi sert bir zemine gelirse, delip geçemeyeceği bir zemine gelirse geriye doğru sekme olanağı çok yüksek. Deneyimledim. Birkaç atış yaptım bilyeyle. Yayın bilyenin yatağı mıknatıslı bir yapıya sahip. Koyunuzu direkt oturur. Yakından alabilir misin? Evet, sekme konusunda uyardığım gibi yine hedefe yürüyelim. Kısa da bir örnek vereyim. Bu tür hedefleri genelde ben akşam üzerleri 22 kalibre daha geniş alır mısın?
şöyle, 22 kalibre tüfek de kullanıyorum. 22 kalibre PGP tüfek, 1250 FPS'lik değeri olan bir tüfek. Yaklaşık 50-60 adet attığım 22 kalibrelik bir tüfeğin açtığı yere oldukça kalın bir yapıya sahip bu tahta. 22 kalibrelik 50-60 tane attığım saçma ve tek bir çelik topun açtığı yere baktığınızda ne kadar etkili olduğunu siz de anlayacaksınız. Ok atmak için de iki kiriş arasına kurulan bir köprü var. Kirişi oraya takıyoruz. Yer değiştirmez. Güneşten kaynaklı yönümü değiştireceğim şimdi. Çünkü hedefler görünmemeye başladı. Güneşten kaynaklı. Gölgeye alalım. Güneşi arkamıza alalım. Yayda özellikle en çok hoşuma giden taraf mühimmat konusunda 1000 adet 7 mm çelik bilye 200 lira falan. Ama ok, 1 adet ok, iyi bir ok 250 TL'den başlar tanesi. Kafamıza göre istediğimiz yere atamayız ya da sert bir zemine atamayız ok zarar görmesin diye. Yay yapısı itibariyle hem sağ el hem de sol el kullanıcılar için ideal. Yani sağ el için. Çünkü pencere ortada olduğundan kaynaklı sağ ya da sol fark etmeksizin kullanılabilir.
örneğin. Ben sağ el kullanıcısıyım ama sırf gösterebilmek adına hem sağ el hem de sol el rahatça kullanabilir bu yeri. Kırılmadı tanesi. Geldi geçti. Çok iyi ya.